Bir şey ekleyebilir miyim? Buyurun, çok kısa. Bir cümle. Buyurun. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu İngiltere'de biliyorsunuz bugün. Konuşamadık o meseleyi. Amerika'dan sonra İngiltere seyahati. Evet, oraya hiç gazeteci götürmemiş anladığım kadarıyla. Amerika tecrübesinden bir ders çıkarılmış. Benim bildiğim var, giden gazeteciler bakın, var. Yunanistan'la çok büyük sorunlar var, var. Öyle mi? Var, var. Kendileri takip ediyor o zaman. Bir de asıl daha önemlisi, onu konuşulur fakat bakın, Yunanistan Büyükelçisi'yle bir görüşme yapıyor. Dündü sanıyorum. Önceki gün. Sayın Kılıçdaroğlu. Yunanistan'la çok ciddi sorunlar yaşadığımız bir dönemde bir görüşme gerçekleşiyor. Tabii ki ana muhalefet partisinin böyle bir görüşme yapma hakkı da var. Görüşebilir de, ama görüşmenin içeriğiyle ilgili söz konusu Yunanistan olunca bir açıklama yapılmaması, inanın bana, kamuoyunda soru işaretleri oluşturuyor. Peki. Burada Yunanistan'a karşı Sayın Kılıçdaroğlu'nun ana muhalefet lideri olarak Türkiye'nin milli tezlerini gündeme getirip getirmediğini bilmek, her Türk vatandaşının öncelikle de CHP'ye oy veren kardeşlerimizin hakkıdır diye düşünüyorum. Peki, ben de elçiye zeval olmaz Kerem diyorum. Kerem abi, var mı şöyle 10 saniye? Ya bir an, iki tane bildirim şey yapayım. Lütfen bu sefer bağışlayın. Hakikaten tamam. Uyarıyor yönetmenim. Tamam, peki. Biz sinemacıyı daha kaybettik. Rıza Akın 65 yaşında hayatını yitirdi. Menderes Samancılar duyurdu. Beyin kanaması geçirmişti Rıza Akın. Fotoğrafı da ekrana geliyor. Rıza abimiz. Ben de onunla aynı platoda bir filmde oynamıştım. Rıza Akın'a buradan rahmet dileyelim. Bir de duyuru yapayım. Bugün 13 sendikaya bağlı öğretmenler kariyer basamak sınavını protesto etmek için bir günlük iş bırakıyorlar. Öğretmenler arası tepki vardı. Bu işte baş öğretmen tartışmaları. Öğretmenlere uygulanacak kariyer sınavı. 13 sendikaya bağlı öğretmenler bir gün iş bırakıyor. Tekrar Rıza Akın'ı rahmetle alalım. Nur içinde uyusun diyelim. Biz sanatçımızı daha kaybettik. Latif Şimşek, TV100.com yazarı, gazeteci. Çok teşekkürler. Mustafa Ertekin, çok teşekkürler. Söz alacağız belki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yiğit Acar Hukukçu, çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Süre çok hızlı geçti. Girmediğimizde bir sürü mesele var. İngiltere'yi uzun uzun konuşabilirdik. Demirtaş HDP tartışması var. Onları da konuşamadık. Artık yarına kaldı. Yarın yine aynı saatte bu stüdyoda karşınızda olacağım. Günün ve gündemin sorularını sormak için hoşçakalınız.